Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba arkadaşlarım, kanalıma, aileme hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol etli, bol sarımsaklı, mantı ve zeytinyağlı fasulye eşliğinde bir mukbang çekmek istiyorum. Size Instagram'dan bir tag açmıştım. Düğününüzde ne olsa tahammül edemezsiniz diye. Vallahi bine yakın cevap geldi. Ben de içlerinden bir şeyler seçtim. Öncelikle çok açım. Spordan geldim ve kurt gibi açım, bir mantımın tadına bakmak istiyorum. Üçgen mantılardan aldım Bim'den. Yeni gelmiş gurme diye. Sonra bol sarımsak, bol yoğurt ve üstüne yağ yaktım zeytinyağıyla. Harika. Gerçekten mükemmel. Allah. Bugün konsept uygun olarak harika bir kazak giydim. Böyle girinlik gibi. Bunu da linkini aşağı bırakırım. Hız kesmeden başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere düğün genç kızın yaşayabileceği en güzel şeylerden biri. Ve hayatımız boyunca, yani ben hiç öyle olmadım ama çoğu kız işte gelinliğim şöyle olsun, damat böyle olsun, işte düğünüm şöyle olsun falan. Ben bunu hala düşünmüyorum. 26 yaşına geldim ama hala aklımda böyle bir plan yok. Rabbim zamanı gelince umarım en güzelini, en iyisini nasip eder. Öncelikle ben bir tane söyleyeyim. Düğünümde ne olsa çileden çıkarım. Damat çiçeği evde unutsa ya da yaptırmayı unutsa gerçekten çileden çıkarım. En mutlu günümüz bildiğiniz üzere düğünümüz. Yani hayatta insanın kaç kere yaşayabileceği bir şey ki, sonuçta bir kere evlenmek için dünyaya geliyoruz. Tabii ki 5, 6, 7, 8 de olabilir. Ama ne bileyim, en mutlu gününde hani özendiğin şeylerden biridir hani çiçeğin, buketin. Yani böyle bir şey olsa ben çok üzülürdüm açıkçası. Yani beni çileden çıkarırdı. Damatsız düğüne devam etmek zorunda kalabilirdik böyle bir durumda. Rabbim yaşatmasın diyorum. Ve sizden gelenlerle devam ediyorum. Piste dolaşan çocuklara sinir olurum, sinir krizi geçirmeme sebep olur demiş. Ya evet, bazı düğünlerde şey oluyor mesela. Etrafta bir sürü çocuk koşturuyor, işte anası babası asla dur demiyor. Onlar da bezmiş ya artık. Hani şey gibi, alın size bu prova olsun gibisinden. Çocuklarını salıyorlar ve ben de buna tahammül edemiyorum maalesef. Hepimiz çocuk olduk ama ne bileyim, pistin dışında olsalar okey. Ben de bundan hoşlanmıyorum. Beyaz giyenler, benden daha çok ilgi çekmeye çalışan arkadaş grupları. Gerçekten öyle. Şimdi gelinin rengi beyazdır. Bunu hiçbir davetli giymemelidir. Ben böyle düşünüyorum. Hatam varsa düzeltin ama bence bunu hiçbir kız istemez. Hatta ben düğünümde görümcem işte beyaz giyerse olay çıkartırım falan filan muhabbet yapmıştım. Linç edilmiştim. O linç edenlerin hepsine buradan selam olsun. Umarım görümceniz, kaynanınız düğününüzde beyaz giyer ya da eltiniz. İstemem yani. Biz bir düğüne gittik. Hatırlıyorum, küçüğüm. Kadının eltisi mi ne? Beyaz giymiş. Ama o da nasıl güzel. Kız da işte birazcık böyle balık etli falan. Tanımıyorsun mesela hani yakına. Ben dedim ki anne hangisi gelin? Ve beyaz bir tuvalet giymiş gelinlik gibi. Şimdi o kızın en güzel gününü çalmaya ne hakkın var? Hatta ben bir süre gelinin o olduğunu düşündüm. Çünkü şey, hani ortasına geldik düğünün ve herkes dans ediyor. Ulan diyorsun, hangisi acaba hani gelin? Bu çok kötü, çok üzücü bir durum ve ben gerçekten istemezdim böyle bir şey. Hocamın arkadaşlarının yapabileceği herhangi bir şaka. Bu da çok sinir bozucu. Düşünsene işte üstünü falan ıslatıyorlar, işte emzik falan veriyorlar. O kadar saçma ve bence cringe ki. Hani ne gerek var ki böyle şeylere? Şey okeyim mesela. Burada onu da yazmışlar. İşte takı töreninde abartılı işte oynayarak dans etmeler falan. Yani ne bileyim hani eğlence için olabilir hani bir iki. Ama yani gidip hani şey yapıyorlar mesela, merdane getiriyorlar. Ne gerek var yani? Hoş şeyler değil bence bunlar. İşte gülüyorlar falan. Bence de haklısın Büşra. Eşimin eski sevgilisi gelirse olay çıkartırım demiş. Gerçekten şunu anlamıyorum. Şimdi düğün, hani ayrılmışsın, her şey bitmiş ve senin düğüne dahil olma çaban nedir burada?
Kuma Hanım Efendi. Yani ne bileyim, bence bu çok saçma. O kıza da yazık. Atıyorum sen intikam almaya çalışıyorsun mesela sevgilinden, eski sevgilinden. Ama sonuçta onun evleneceği kız, atıyorum senle birlikteyken hani seni bilip de hani sizin ilişkinizi bitirmeye yönelik bir hamle yapmış olabilir. Bak buna okeyim. Ama yani eski sevgilinin düğününe gitmek bence saçma. Şimdi TikTok'ta görüyoruz falan işte. İşte eski sevgilimin düğününe gidiyoruz. Hadi koşun birlikte hazırlanalım falan. Ve millet böyle aa falan yapıyor. Bunlar hoş şeyler değil deyip benim de Salih'in düğününe gitmem. Neyse, dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diyerekten ben de deliririm. Şimdi eski sevgilisi gelse. Ama şöyle yalandan da böyle aşk sarhoşuymuş gibi şey yapıp sonra işte kocamın burnundan getirebilirim. Bu kızın burada ne işi var diye. Ki eğer o kızı gören kocamın arkadaşları varsa müdahale etmesini isterim açıkçası. Hani niye müdahale etmiyorsunuz ki? Bence müdahale edilmeli. Tutun kolundan, çıkarın kızı. Kimse kimseye evlenme teklifi etmesin. O benim özel günüm. Buna deliririm demiş. Evet, bu da var. Şimdi senin en mutlu günün, tamam mı? Yıldız sensin, böyle parlıyorsun. Ve bir anda işte senin buketini alıyorlar, işte kıza veriyorlar falan. İşte düğünde evlenme teklifi ediyor. Ben de istemem açıkçası. Yani düşünsenize. Yani rol çalmaktır bu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gerçekten bunları merak ederim. Hepsi sonuçta şu an birlikte tartışalım aşağıda. Yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Ne bileyim yani hani tepkiniz ne olur böyle bir şeyde? Benim yüzüm inanılmaz düşüyor. Ama çok yakın arkadaşındır. Hani birlikte planlamışsındır. Ona okeyim. Ama ne bileyim hani haberin yokken bir anda işte mikrofonu işte orkestradan rica edip işte ben şuna evlenme teklifi edeyim dese çok çok sinirlenirim yani. Açıkçası bozulurum. Kaynanamın düğününe senden daha fazla dahil olması beni sinirlendirir. Ya sonuçta onun oğlu. Ama dahil olmak derken neden bahsediyorsun bilmiyorum ama şeye ben de sinir olabilirim. Hani vardır ya, bir düğüne gitmiştik gene. İşte sürekli böyle aralarına giriyor. İşte çocuğu tutup çekiyor kaynana. Şey yani kız ama o kadar şey ki böyle tatlı ki hani bir şey de diyemiyor. Sonra işte kızın annesi geldi falan. Kadını kenarıya çekti, ne söyledi bilmiyorum. Bu durum gerçekten can sıkar. Düşünsene de tam böyle bir dans edeceksin. Son araya giriyor falan. Yani düğünde karakolluk olduk, daha ne olsun demiş. Ay umarım hiç öyle bir şey yaşamaz kimse. Yani çok özel bir gün ve hani içip içip sapıtan bir tayfa vardı ya. Ben de hatırlıyorum da abimin düğününde. Buradaki değil, Antalya'da olan iki tane düğün yaptık biz. İçmişler abi. Ve sapıttılar oranın geçti. Arabanın önünü kestiler. Abim zaten bunlara içki falan vermişti hani. Şey deniyor hani bu. Arabanın önünü keserler, para falan verirsin. Abim içki falan götürmüştü. Neyse bunlar zorbalık çıkarıyor falan. Abim dedi ki verdim ben size girişte. Neden şimdi de veriyorum? Abimi dövmeye falan kalktı. Yani çok kötüydü. Allah kimseye yaşatmasın. Evlendim insanın şapur şupur öpen kız arkadaşları. Bakın bu benim gerçekten tahammül edebileceğim şey değil. Şimdi bir grup vardır ya hani. Damadın yakın arkadaşı adı altında. Ben buna çok sinirlenirim. Ya ne bileyim hani senden Roche mesela görüyoruz bunu. Mesela hepimiz düğünlere gidiyoruz. Bir kız vardır. Herkesin bildiği ama o kızın isim değiştirir, şekil değiştirir. İşte o oynuyordur, gelir mesela damadın papyonunu düzeltir. İşte gelir böyle alnını siler. İşte gelir böyle işte yakasını düzeltir, ceketini alır falan. Ben de buna tahammül edemiyorum. Hani çok yakın temas kurması hoş bir şey değil bence. Yani ne bileyim, gereksiz arkadaşlık şeyi. Seninle hiç ilgilenmez. Senin de orada terin akıyordur ama gelir mesela damadın ağzının kenarını siler. İşte şey yapar mesela, kulağına bir şey fısıldar. Ay var ya böyle tutacağın saçını böyle. Hani o konfeti patlatıyorlar ya. Açan böyle ağzını kızın. Böyle tutup saçlarından o konfetileri böyle tek tek böyle elektrikli süpürge gibi yerlerde dolandıracaksın. Hakkı kötektir arkadaşlarım. Gerçekten hiç hoş bir davranış değil. Senin de orada terin akıyor atıyorum. Senin de bir şeyin oluyor. Sana da bir su getirmesi, bir şey olmasına okeyim. Ama gelip de sürekli damatla samimiyetsiz bir şekilde iletişim kurması hiç hoş değil. Ki bence buna koca da dahil olmamalı. Şey demeli mesela, almalı elinden peçete, sağ ol deyip benim terimi silse onun verdiği peçeteyle. Ben okeyim. Derim ki, sen
Adamım bakma öyle. Kıyafetlerin ve hareketleriyle öne çıkmaya çalışan akraba beni sinirlendirir demiş. Ya bu ne olarak söylüyorsun bilmiyorum ama beni rahatsız etmez açıkçası. Ben mutlu olurum düğünümde mis gibi giyinen kızların etrafta dolaşmasına. Ya biri ne bileyim neden bahsettin anlamadım açıkçası. Bu beni sinirlendirmez. Ki düğünümde isterim ki böyle sürekli güzel dans eden insanlar olsun. Çok eğlenilsin. Bunu çok isterim. Düğünümde davul zurna olursa tahammül edemem demiş. Bir Egel olarak buna karşıyım. Düğünde bence davul zurna olursa dadından yenmem. Böyle getireceğim davul zurnayı. 3 tane davulcu, 3 tane zurnacı bir vuracaklar. Allah! Bir de rakı. Yemin ederim 10 numaralı düğün olmaz adam değilim. Ben de şeyden hoşlanmıyorum mesela düğünlerde. Bu bando takımı falan tutuyorlar ya. Ya bunlar yeni yeni türedi. İşte ne bileyim. Bunlar hoş şeyler değil mi? Bando geliyor. Mesela dansçı kızlar yazmıştı yukarı birisi. İşte düğünümde dansız olursa tahammül edemem. Çileden çıkarım. Ben de sevmem. Sonuçta düğünün ve hani şey yapıyorlar ya. Organizatör tutuyorlar. İşte senden çok kızlar dans ediyor. İşte organizatörün ekibi falan dansçı falan getiriyor. Ben de bunlardan çok hoşlanmıyorum açıkçası. Aileler arasında altın tartışması cidden bu tip durumlara tahammülüm yok menis demiş. Evet. Altın gelinindir. Bence aksini iddia eden de kaynanadır. Şaka bir yana. Gerçekten buna karışılmamalı. Mesela biz abim evlendiğinde gene ondan örnek vereceğim. Hiç annemin ben bize ne takıldı sana gel sayalım kızım falan deyip şey yaptığını hiç bilmem. Ki olmadı da. Bir de bunu yengemden dinlemek lazım tabi. Ama bence bunlar hoş şeyler değil. Yani. Kayınvalidem. Ya bakın. Saygıda kusur edilmemeli. Ya sonuçta onun çocuğuyla evleniyorsun. Yani o kadın olmasaydı o çocukla evlenemeyecektin. Sen Murad'ına eremeyecektin. Ya Murad'ın anası kaynanandır. O yüzden kaynanaya saygı olmalıyız. Ama ortada bir şeyler varsa okeyim. Ama ortada hiçbir şey yok. Kadın sana canım, gülüm, kızım, yavrum, kurban olduğum falan gibi metotlar kullanıp ama sen hala üf benden uzak dursun annen işte falan yaparsan bu senin ayıp. Ama atıyorum fettan oldu işte atıyorum sen bir gelinlik seçmişsindir. Demiştik ay ne kadar kötü bunu alamayız. O zaman bak sinirlenmeye hakkındır. Diğerine saygı birinci sırada. Kapalı salonda evlenenlerin klimayı açmaması. Sıcağı tahammül edemem ve bu durum beni delirtir demiş. Gerçekten öyle. Düğünümde ter kokmak en son isteyeceğim şeylerden biri. Bunu gerçekten istemem. Eşimin annesi sanki altınlar kaçıracakmışım gibi arkamda dolanıp sürekli altınlarımı ellemesi demiş. Evet dediğim gibi. Gereksiz kaynana davranışları hoşlanmıyoruz. Aynı şekilde benim annem de hani Salih'e sürekli altınları çıkar falan yaptı. Bu durum da beni rahatsız eder. Alkollü kafalar. Ya evet aşırı hareketler dediğim gibi alkolün dozu olmalı. Damat beyimizin yanımda durmaması beni çileden çıkar demiş. Gerçekten bakın bu duruma ben de çok sinirlenirim. Düşünsenize şey de benim canımı çok sıkar mesela. Damadın arkadaş grubu mesela tam dans edeceksiniz atıyorum. Normal çizeselle oynuyorsunuz. Kocanla oynamak istersin hani bu en mutlu günün. Geliyorlar işte damadı kolundan çekip götürüyorlar. Allah'ım gerçekten tahammül edemem. Benim arkadaşım adı lazım değil buradan bence kendini biliyor. Bütün videolarımı izliyor. Onun düğününde de böyle bir şey oldu. Tam kız işte dans edecekler atıyorum bir şey olacak. Pat damadın arkadaşları ki çocuk çok çevreli bir çocuktu. Hani götürüyorlar falan işte. Kızla çocuğun yan yana bir anı sadece düğünde girişte var dans ederek. Ondan sonra yok. O kadar üzülmüştük ki size anlatamam. O yüzden damadın ya da gelinin arkadaşları lütfen birilerini çekip çekip götürmeyin. Hani atıyorum ikiniz birlikte gidin tut gelinin de elinden. Mesela şeydir adet budur. Oynama gruplarını gezerler hani her tarafta oynarlar. Bu çok okeydir. Ama ne bileyim damadı ya da gelini tutup da götürmek... Evet çileden çıkarır. Yalan yok. Sevmediğim kişiler gelirse asla tahammül edemem. Aşkım sana takı takacaklarsa bence gelmelerinde hiçbir sıkıntı yok. Yani ne derler? El öpmeyle dudak aşınma. Erkek tarafının aldık kızı gidiyoruz triplerine girerlerse bu benim tahammüllerimi zorlar demiş. Evet o durum da şey. Hani namazın annesi dolaşıp şey yapar ya. İşte bizim kızımız artık o falan. Ben bunu tahammül edemem.
Ay yaş dayıların kıvırtarak oynaması. Bence çok tatlı. Ben bir düğünde mesela canım sıkılıyorsa bir tane dayı kestiririm gözüme. Hele güzel oynuyorsa düğün tadından yenmez. Kaynanamın sürekli damatla dans etme çabası. Bence anne size dans edebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama sürekli mesela hani benle dans ediyor. Bir anda benim işte kaynanam oğlunun elinden tutup beni orada sap gibi bıraksa ve çocuğuyla dans etse aşırı sinirlenirim. Kaynanamsız düğüne devam etmek zorunda kalabiliriz. İşte kaynanan ve kayınpederin gelirler dans ederler yanında. İşte önce ilk hamleyi kayınpederin yapmalı. İşte beni dansa almalı. Hani ben direkt onunla dans etmeliyim. Daha sonra oğluyla annesi dans ederse buna çok okeyim. Hani çünkü adet budur bence. Böyle davranılmalı. Yoksa işte sen damatla dans ederken bir anda seni ortada bırakıp işte onlar ikisi dans etmesi. Ay Allah verme ya Rabbil Alemin. Gelinliğime bir şey olursa çıldırırım demiş. Aşkım herkes çıldırır. Bildiğiniz üzere yakın zamanda benim arkadaşım Buse. Onun da vlogu bu kanalda. Geçmiş videolardan bakabilirsiniz. Gelinliği yırtılmış. Ve bizim haberimiz yoktu. Çok üzülmüş ama hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşanmadı Rabbime şükürler olsun. Çok güzel görünüyordu. Bu durum gerçekten sıkıntı. Takı töreni anonsu demiş. Ay evet. Şeyma da var ya işte gelinin amcasından bir beşi bir yerde. Alkışlayalım falan. Buna çok karşıyım. Bu olmamalı. Yani. I-ı. Ne ki amaç orada? Gösteriş mi? Kim ne kadar taktı? Olmaz. Düğüne köçek getirilmesi. Köçek şey miydi? Erkek dansöz müydü? Zenne miydi? Buna ben de karşıyım. Saygı duyarım getirenlere. Ama benim de çok hoşlandığım bir şey değil. Bu benim kendi düşüncem. Şey olması benim hoşuma gitmiyor. Dansöz, dansçı ve köçek gibi şeylerin hani gelin ve damatlar rol çaldığını düşünüyorum. Yani ne bileyim akrabalarınla, arkadaşlarınla, ailenle dans etmek varken herkesin işte oturup pisti onlara bırakması bana samimi gelmiyor. Damadın içip içip sapıtması. Salih bana şey diyor. İşte ben oynamayı bilmiyorum diyor. Düğünümde içmezsem diyor rahat edemem falan diyor. Ben de saygı duyuyorum. Yani sapıtmak. Eğlenecekse sapıtabilir ama ben de istemem. Böyle yerlere yatsın işte sululuk yapsın ben de istemem. Benim yanımda oturduk dinleniyoruz. Geldi mesela kız arkadaş. Hadi kalk dans edeceğiz seninle. Ve bu yakın bir dansta ben sinirlenirim. Hoşlanmam yani ya. Bu empati yapın biraz. Aynı kıza sesleniyorum. Bunu yaptıysanız işlerinizden varsa eminim vardır. Yani empati yapın. Düğününde erkek kocanı yakın arkadaşı dansa kaldırırsa hoşuna gider mi? Benim gitmez. Görümcemin her boka burnunu sokması. Yani evet. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi ben de bir görümceyim. Gelinin de görümceyi dışlama olayı hoş bir şey değil. Ne bileyim her şeye dahil etmeye çalış mesela. Ama atıyorum dışlarsan şey yaparsan bu hoş olmaz. Ama evet sürekli bir şeylere müdahil olma çabaları hoş değil. Eltimin benden rol çalıp sürekli dans etme çabası. Evet bu bende sinir bozabilir. Elti zaten erkek kardeşinin karısı oluyor damadın. Zaten bir hep şey derler ya rekabet olurmuş elti ile gelin arasında. Tat kaçırır, ara bozar. Duvama çocukların basması. Bence de doğa çocuklar bassa ben de sinirim. Var ya bir klipte böyle kızın saçını şey yapıyorlar, bozuyorlar. Tutarım o çocuğu ve sallar bırakırım ve aile çocuksuz devam etmek zorunda kalır. Ay evet bana az altın takılırsa bu beni çileden çıkarır demiş. Yani gerçekten şöyle bir durum var mesela. Bir akrabamızın düğününde kız işte kaçıp geldi. Ki zengin aile kızı ama kaçtığı için aile tarafından kimse gelmedi. Ve ona kimse altın takmadı. Ama biz erkek tarafı olarak damadımıza değil tamamen ona çalıştık. Yani herkes ona taktı. Ben de sinirlenirdim. Hani herkes mesela damada taksa, senin orada kimse almasa bile birilerine sana sürekli altın takması gerekir. Ki doğru olan da bence budur. Ben de çok sinirlenirdim. Çok fazla teyze amca rahatsız eder beni demiş. Evet bunda da doğru. Hani mesela düğünümde rahatça oynamak falan isterim ama çok altın takacaklarsa hiçbir sıkıntı yok. Ama zaten gecenin sonuna doğru hepsi kalktığı için hani içip sıçabilirsiniz düğününüzde. Ya bu durumda beni çok rahatsız etmez. Ama isterim ki hani bir saate kadar otursunlar, takılarını taksınlar, pastalarını yesinler sonra gitsinler.
Düğünde hiçbir videonun çekilmemesi veya kayıt tuşuna basılmaması beni çileden çıkar. Gerçekten dava açarım o anlaştığım kamera fotoğraf şirketine. Ve yani beddua ve falcı falcı gezip o adamın böyle 7 sülalesinin lanetlerim, öyle söyleyeyim. Yani çok çok üzücü bir durum. Allah'ım Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok üzücü yani. Gerçekten çıldırırım. Düğünüm rezil olur. Ve dilerim ki böyle hani adamın yüzü gülmesin, anladın mı? Çok üzülürüm. Kalitesizlik beni üzer demiş. Evet, ben de bunu çok istemem. Mesela hani sen çok güzel giyinmişsindir. Millet böyle terlikle geliyor, işte atıyorum bir şeylerle geliyor. Bu durum benim de hoşuma gitmez. O gün yağmur yağması. Aşkım şöyle düşünmek lazım. Bereketle yağıyor işte. Bolluğa, berekete, paraya işarettir de yüzme kendini. Topuklu ayakkabımın topuğu kırılırsa tamir edemem demiş. Allah kimseye dediğim gibi yaşatmasın. O yüzden düğünde yedek ayakkabıyla gidilir. Bunu bilmeyenler varsa bilsinler. Kayınvalidemin her şeye koşup kendi düğünü gibi davranması. Aşkım zaten kendi düğünü ama yani evet, aşırı hareketlerden hoşlanmıyoruz. Bu bir. Ben ağlayınca gözyaşımı silmek için ıslak mendil alıp yüzüme basan teyzeler beni çileden çıkar. Evet. Düşünsene, bir düğünde görmüştüm bir videoda. Kız ağlıyor böyle, teyzenin biri mendili bir alıyor, kiprik falan kalıyor peçetede. Diyor ki teyze haa falan yap. Ben delirirdim gerçekten, çok çok sinirlenirdim. Kim o? Annem de yapsa sinirlenirim. Kaynanam da yapsa kalp kırarım. Gerçekten kalp kırarım. Dindar aileler düğüne Kur'an okuyarak yapar. Buna tahammül edemem. Ailem de dindar, hoş olmadı demiş. Evet, Kur'an okuyarak ne bileyim mesela atıyorum. Gündüzden atıyorum gelin evinde dua falan okutulabilir ama ben de düğünümde hani Kur'an okutulsun, işte erkekler ayrı kadınlar ayrı oturtulsun istemem. Hoş olacağını düşünmüyorum. Bir çocuğun gelinliğime basması ya da pastayla bana çarpması. Çocuğumu tutup boynum, neyse kötü şeyler düşünmeyelim. Nerim. Ama yapacak bir şey yok yani. Zaten o pasta şey olduğu için hani ne derler, plastik, çok sıkıntı yaşamazsın ama yani umarım olmaz. Bebeklerin gelmesi canımı sıkmaya yeterli bence. Çok ağlamıyorsa sıkıntı yok. Kafalarına göre şarkı çalması ve şuursuzca pistte dolaşan çocuklar demiş. Evet, kötü bir playlisti kimse istemez. Ne bileyim, kimsenin bilmediği şarkıların çalınması beni de mutsuz ederdi. Katılıyorum aynı şekilde. Öyle arkadaşlarım. Umarım keyif aldığın bir video olmuştur. Kanalıma aboneysen aşağıdan abone olabilirsin. Seni seviyorum. Bir diğer konumuz ne olsun bilmiyorum ama bence bu içerik tatlı oldu. Keyif almışsındır umarım. Bilmediğimiz, aklımızda kalmayan, unuttuğumuz olaylar varsa aşağı yazın. Bir diğer videomuzun içeriği şey olsun mu? İşte sevgilinizin evli olduğunu ya da çocuğu olduğunu öğrendiniz, ne yaparsınız? Kadın erkek ilişkileri üstünden yürümek istiyorum açıkçası. Çünkü çok böyle konuşmaya açık ortamlar. Sizi seviyorum. Aşağıya görüşlerinizi, önerilerinizi, yeni video içerik fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bay bayın.